Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. 21-27 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, önemli bir haftadayız. Hemen hafta başı 21 Aralık'ta Güneş Oğlak burcuna geçecek. Artık kış gün dönümü. En uzun geceyi yaşayacağız. Aynı gün Merkür de Oğlak burcuna geçiyor. Bu iki gezegenin önümüzdeki e, günlerde Oğlak burcundaki geçişi sizin için özellikle düşünceleriniz, fikirleriniz yani planlarınız, programlarınızda para kazanma konularını genel olarak mali durumunuzu ön plana çıkarabilir. Buralarda bazı yeniliklerin olması, hareketlerin olması, yeni kararlar vermeniz özellikle kazanç anlamında ya da paranızı değerlendirme, harcama yönünde mümkün görünüyor. 21 Aralık'ta bir diğer önemli hareketimiz de Jüpiter ve Satürn'ün kova burcundaki kavuşumu, büyük kavuşum. Kova burcunun 0 derecesinde bu iki kolektif gezegen zamanın yöneticileri kavuşacaklar. Her 20 yılda bir bu büyük kavuşum meydana gelir. Ve bu kavuşumla beraber tüm toplumsal yapılarda, yönetimsel sistemlerde, kültürel yapılarda önemli değişimler olur aslında. Bir anlamda farkındalıkların artması, bir şekilde bilinç seviyelerinde önemli sıçramaların olması da mümkün. 2040'a kadar dünyayı etkileyecek önemli bir gezegen kombinasyonundan bahsediyoruz. Tabii ki bireysel hayatlarımızda da bunun tesirleri olacaktır. Bununla ilgili detaylı videoları yıllık e, videolarımızda e, yaptım. Çünkü 2021 yılını da önemli ölçüde etkileyecek bir gezegen hareketi bu. Henüz izlemediyseniz lütfen 2021 yıllık videolarımızı izleyiniz. Bu hafta Salıdan itibaren Ay Koç burcunda olacak. Mars da Koç burcunda. Özellikle Salı günü, Çarşamba günü ee, sevgili yaylar biraz daha hani kişisel girişimler ya da keyif aldığınız konularda daha sabırsız, daha içgüdüsel olabilirsiniz. Ee, bunu biraz frenlemek gerekiyor çünkü Mars'la Pluto arasında da kare açı var. Hani çok istediğiniz bir şeyi yapmak için hemen harekete geçebilir, biraz fazla para harcayabilirsiniz. Ya da beklemediğiniz bazı ekstra masraflar da olabilir tabii ki. Çocuklarla ilgili konular hareketli. Aşk hayatınızda daha dürtüsel olabilirsiniz. Ee, bunları mümkün olduğunca daha dengeli yapmaya çalışalım. çünkü Mars Plüto karesi fazla para harcama ya da bazı masraflar çıkarabilir ya da parasal dengenizde biraz üzerinizde stres yaratabilir. Perşembe öğle saatlerinden itibaren ise Ay Boğa Burcu'na geçecek. i̇ş konularına daha planlı programlı bir şekilde odaklanıyorsunuz. Mesleğinizle ilgili konular, çalışma konuları ya da evdesiniz evde yapılacak işleriniz var örneğin böyle detaylı işler var düzenlemeler var bunlara odaklanabilirsiniz veya kendinizle ilgilenebilirsiniz kişisel bakımınız sağlığınız evcil hayvanlarınızın kontrolleri veya keyif aldığınız bazı uğraşlar bunlara da özellikle Perşembeden itibaren daha fazla odaklanmanız mümkün görünüyor sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum hoşçakalın